9. Sınıf Kimya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 9 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kimya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 9 Bilim İnsanı Kimdir? Yönerge. Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız. Avrupa'daki iki büyük bilimsel devrimden birincisi, 1543-1687 yılları arasında özellikle astronomi, fizik ve matematik alanlarında gerçekleşmiştir. 1785-1873 yılları arasında elektrik, kimya ve biyoloji alanlarında gerçekleşen ikinci büyük devrim ile de doğa yasalarının anlaşılmasında büyük adımlar atılmıştır. Çok ilginçtir ki, bilimsel devrimlerle gerçekleşen keşiflerin büyük bir bölümü Aristoteles'in, M384-322 ileri sürdüğü tezlerin çürütülmesi şeklinde olmuştur. Aristoteles, Güneş'in ve o dönemde bilinen diğer gezegenlerin Dünya'nın etrafında döndüğünü iddia etmiştir. Kopernik, Kepler ve Galilei, Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü söylemiştir. Aristoteles'e göre gezegenlerin yörüngeleri daireseldir. Kepler ise Dünya'nın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngelerinin eliptik olduğunu göstermiştir. Aristoteles, cisimlerin hareketinin ancak onlara bir kuvvetin uygulanmasıyla gerçekleştiğini iddia etmiştir. Newton ise, tam tersine cisimlerin kuvvet uygulanarak engellenmedikçe hareket halinde olduklarını ileri sürmüştür. Aristoteles, evrenin temel taşlarının su, toprak, hava ve ateş olmak üzere dört temel element olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre evrendeki her madde bu dört temel maddenin çeşitli oranlardaki bileşiminden oluşmuştur. Lavoisier, suyun, havanın, toprağın ve ateşin element olmadıklarını öne sürmüştür. Suyu hidrojene ve oksijene ayrıştırmıştır ve bu iki elementi tekrar birleştirerek suyu elde etmiştir. Lavoisier ayrıca doğada olduğunu düşündüğü 33 elementin listesini oluşturmuştur. Aristoteles tezlerini temel olarak gözlem, analiz, sentez, analoji gibi bilimsel yöntemlere ve bu yöntemlerle elde edilmiş sonuçlara dayandırmıştır. Özellikle hayvanlar dünyası ile ilgili ayrıntılı gözlem, tespit ve sınıflandırmalar yapan Aristoteles, zooloji biliminin kurucusu olarak kabul edilmektedir. 1. Yukarıdaki metne göre bilim insanının en belirgin özelliği nedir? Cevap, bilim insanının en belirgin özelliği meraklı olması ve doğadaki tüm olayları anlamaya çalışmasıdır. İkinci metinden yola çıkarak bilim insanı kavramını tanımlayınız. Cevap, bilim insanı, evrene ilişkin olgulara ve değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak bir şekilde bilgi elde etmeye çalışan kişidir. 9. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 9 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.